Polenler dişi hücreyle birleştiklerinde bitki döllenir ve bir süre sonra ortaya tohum çıkar. Tohum, bitkinin soyunun devamını sağlayacaktır. Ve her tohum, Allah'ın yaratma sanatının birer örneğidir. Nitekim Allah, Kur'an'da tohumun yaratılışına özel olarak dikkat çeker. Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü? Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık. Böylelikle şaşar kalırdınız. Sonbaharda orman zemininde özel bir mantar türü belirir. Yer yıldızları. İlk bakışta göze çarpan sade görünümleri içlerinde ne denli mükemmel bir tasarıma sahip olduklarını belli etmez. Zaman geçtikçe ve havadaki nem oranı arttıkça yer yıldızları büyük bir değişim geçirir. Kabukları çatlar ve bitkinin içinden çok özel bir silah çıkar. Bu gerçek bir ateşleme mekanizmasıdır. Ve bitkinin sporlarını, yani tohumlarını, uzak mesafelere göndermek için yaratılmış çok özel bir sistemdir. İzlediğiniz yapraklar mekanizmayı yere sabitler. Ve bu da ateşlemenin yapılacağı namlu. Bir yağmur damlası mekanizmayı tetikler ve ateşleme gerçekleşir. Rüzgar bu sporları çok uzun mesafelere taşıyacak ve mantar neslini devam ettirecektir. Bazı çiçekler tohumlarını yaymak için hava taşımacılığı kullanırlar. Bu beyaz yumakların her birinin altında yaklaşık 100 tohum bulunur. Bu tohumlar yer yıldızlarının sporlarından daha büyüktür ve uçabilmeleri için özel bir alete ihtiyaçları vardır. Ve her tohum için hazırlanmış özel bir uçuş mekanizması vardır. Bir paraşüt. Bu paraşüt öyle etkilidir ki hafif bir meltem bile tohumların gökyüzüne doğru süzülmelerini sağlar. İzlediğiniz minik helikopterlerin her biri birer tohum taşır. Tohumun büyüklüğü, kanadın uzunluğu ve tasarımı mükemmel bir uyum gösterir. Şimdi bir an için durup mevcut sistemin detaylarını inceleyelim. Ortada gerçek bir tasarım vardır. Uçuş sisteminin çapı, boyu, ağırlığı tam olarak tohumu taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tohum ve mekanizma arasındaki mesafe bile ağırlık merkezini dengeleyecek şekilde ayarlanmıştır. Bu mesafenin biraz daha kısa veya uzun olması tohumun uçamaması anlamına gelir. İnsanlar da paraşüt kullanırlar. Unutulmaması gereken çok önemli bir ayrıntı vardır. Paraşütü tasarlayanlar akıl ve bilgi sahibi insanlardır. İnsanların kullandıkları paraşütlerden çok daha etkili paraşütler kullanan çiçeklerse yalnızca birer bitkidir. Hiçbir akıl ve şuur sahibi değildirler. Ancak Allah'ın benzersiz yaratması sayesinde bu bitkiler mükemmel uçuş mekanizmaları inşa ederler. Şüphesiz bu durum insanların gözlerinin önüne sergilenmiş açık bir mucizedir.
Ve bu mucize, yeryüzündeki her canlıyı Allah'ın yarattığının bir delilidir.